Sosyal medya kısıtlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani hiçbir bilgim yok. Ben çok kullanmıyorum. Yani bilmiyorum ama insanların daha çok sıkıldığı zaman tam da şeyinde bıraktılar yani. Herkes daraldı, bunaldı. Sürekli Instagram falan kapandı falan diyorlar. Yani parayla mı açacaklar falan filan diyorlar. Yani bilmiyorum. Ne düşünüyorum? Zaten her şeyi kısıtlıyorlar. Yani şaşırılacak bir şey değildi zaten. Girmiyorum, bir yorum da yapamıyorum yani. Yapmak isterdim ama yani ülkenin durumu hali belli, konuşamıyoruz. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ben burada yaşamıyorum. Yani bilmiyorum. Kötü oldu abi ya. Ama yapacak bir şey yok. Türkiye yanlış yaptı. En iyisi oldu bence derim. Niye? Herkes çok dağıldı, saçıldı. Hani ortam çok kötüleştiydi. En iyisi oldu yani. Ben TikTok'un da kapanmasını isterim yani. Hani çoluğumuz, çocuğumuz dediğin gibi çok hani affedersin. Çok iyi bir şeyleri görmüyoruz yani. Çoluğumuz, biz eskiden böyle derdik yani. Çoluğumuz, çocuğumuz affedersin. Gördüğümüz TikTok'taki insanları gördükçe bizim çoluğumuz çocuğumuz değişmeye başladı. Yani ben TikTok'un da kapanmasını isterim. Yani bunun da kapanması iyi oldu bence derim. Bence iyi oldu zaten. Yani Instagram kitlesi birazcık bence yani çok zorbalayıcı bir yer. Ha, iyi oldu bence. TikTok'a getirilmesini düşünüyorum ben. Yani öyle. Sosyal medyada kısıtlamaya ben karşıyım. Ancak insanlar sosyal medyayı kullanırken bunu bir hakaret unsuru olarak görmemeli. Yani şimdi adam alıyor eline telefonu, karşısında muhatabı yok. Nasıl olsa istediği gibi hakaret etme, küfür etme hakkı olmamalı. Ama hakaret olmaksızın, küfür olmaksızın, insanları rencide etmeksizin herkes hür bir ortamda fikirlerini dile getirebilmeli. Tabii ki de yasal çerçevelere, ahlaki sınırlara dikkat ederekten. Hepsine getirsinler de bir ara insanlara ceza olur bence. Saçmalık. Sosyal medya kısıtlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sen konuş, ben konuşmayayım. Biz çok saçma olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Yani saçma ya, başka bir şey diyemiyoruz. Yorum yapamıyoruz, sinirleniyoruz yoksa. Yani bizim kullandığımız medyanın biri için, özellikle bizim milletimizden olmayan biri için kısıtlanması çok saçma. Çünkü ben açık söyleyeyim, bu konularla fazla ilgili değilim. İlgili olanlara da karşı bir şey söylemem ama yani benim ilgili olmadığım halde sabah uyanınca bir anda bakıyorum hiçbir şey yok. Twitter'dan bakıyorum bir milli yas için ve yani tanımadığımız, bilmediğimiz, bizim milletimizden olmayan biri için sosyal medya kısıtlaması getiriliyor. Bence de çok saçma. Genel olarak zaten herkes saçma buluyordur bunu. Gereksiz de. Vallahi zamanımızın büyük çoğunluğu sosyal medya geçtiği için biraz sıkıntı yaşadık yani. Vakit geçirecek şey bulamıyoruz. Kısıtlanmasaydı daha iyiydi ama büyüklerimizin bir bildiği vardır kısıtladıklarına göre. Demek ki yanlış bir şeyler var, yanlış giden bir şeyler var. Umarım tez zamanda Instagram gerekeni yapar ve bu kısıtlama kaldırılır. Bilmiyorum ya, bence gereksiz. Evet, gereksiz. Çünkü orada arkadaşlarımızla da vakit geçirmeyi daha çok severiz mesela. Uzaktaki arkadaşlarımızla nasıl vakit geçireceğiz? Bu yüzden bence kısıtlamak bence saçma oluyor biraz. Gereksiz olduğunu düşünüyorum abla. Sosyal medya kısıtlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani abla, bütün iletişimlerimiz kesildi yani. Yani biriyle konuşurken mesela şimdi konuşamıyoruz yani. Video izliyorduk, izleyemiyoruz. Zaman geçiyordu, şimdi geçmiyor da. Bilmiyorum Bahar'ım, ne olacak? Düzelecek mi, düzelmeyecek mi? Bence çok gereksizdi, hiç gerek yoktu yani. Mesela Instagram kısıtlaması hakkında soruyorsunuz değil mi? Evet. Yani ne desem boş yani. Ha, kısıtladın ne oldu? Sadece niye Instagram'ı kısıtladın? Kısıtladın ne değişti? Çünkü paylaşılan şeyler her yerde paylaşılmaya devam ediyor. Twitter'da da. O zaman orayı da kısıtla. Ne değişti şimdi? Birini kısıtlayıp birini niye kısıtlamadın? Yani her türlü saçma sapan iş yapıyorlar. Yani bomboş şeyler bence. Sosyal medyayı herkes kullandığı için, herkes bir toplu bir mecra olduğu için herkes kullanıyor ve kısıtlanmasını ben doğru bulmuyorum. Süresini açıklamadılar herhalde. Süresini bilmiyorum ben. Evet. Açılması temenni ediyorum. Yani açılmasını bekliyoruz hepimiz. Ne düşünüyoruz? Güzel oldu bence. Diğer platformlara ilgi artar, daha iyi olur. Bence saçma bir şey oldu hani ama
tabii ki de kararlarına saygı duyuyorum. Çünkü bazı kötü şey paylaşımlar oluyor. Ama bence kapatılmaması gerekirdi. Hani çünkü insanlar orada eğleniyorlar, video paylaşıyorlar kendi şeyleri. Ama hani kendi fikirleri dediğim gibi saygı duyuyorum. Gereksiz bir şey olmuş. Çünkü zaten Filistin'e destek göstermek isteyen insanlar da oradan gösteriyordu. İnfluencerların falan da günlük yaşamını etkiledi. Zaten girenler de VPN ile giriyor, yani gereksiz bir şey olduğunu düşünüyorum.